İyi akşamlar değerli izleyiciler. Canlı yayındayız. Kanal 5 Siyaset Analizi programı başlıyor. Canlı yayın konuğum Sayın Ahmet Arslan. AK Parti Kars Milletvekili, Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. En son sizi 3 Aralık 2014'te konuk etmiştik. O günden bu yana 2 seçim geçti. Yoğun bir parlamento gündemi. Ancak fırsatı şimdi bulduk. Temenni ederiz ki daha kısa olsun bir sonraki randevumuz Sayın Milletvekilim. Maalesef terör olayları Türkiye'de yaşanıyor. Sadece Türkiye'de değil. İşte en son dün Belçika'da 3 önemli yerde bombalar patladı. Bizde de hem İstiklal Caddesi'nde hem Kızılay'da, ama bunun öncesi de var. Bununla ilgili duygularınızı almak isterim Sayın Milletvekilim. Efendim terör tabii hiç kimsenin istemediği, ama terörün de dininin, ırkının, mezhebinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Ülkesi de yok. Dolayısıyla dünyanın her yerinde terör teröristliğini ortaya koyuyor. Terör olaylarında ne yazık ki sivil vatandaşlar, kadın, çocuk, erkek hiç ayrımı yapmadan sivil vatandaşlara kastediyor. Bu anlamda biz Türkiye uzunca yıllardır terörden hep sıkıntı çektik, çekiyoruz. Bunu da dünya kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Bazen anlıyorlar, bazen anlamamazlıktan geliyorlar. Ama ne yazık ki dün gördük ki terör sadece Türkiye'de olmuyor. Geçmişte Paris'te, Amerika'da olduğu gibi Avrupa'nın kalbinde Belçika'da da oldu. Evet. Bu anlamda hayatını kaybeden insanlara özellikle rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Belçika'da da yaralılar var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ve temennimiz o ki sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde bütün ülkelerin el birliği yapması, söz birliği yapması ve kesinlikle menfaatlerine yönelik işlemlerini terör üzerinden gözetmemeleri. Tam senin teröristin, evet, benim teröristim, evet, demeden, terörü ayırt etmeden lanetlemeleri ve ortak bir şekilde gereğini yapmaları. Sizin bu söylediğiniz son cümle Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık dile getirdiği, yani bu konuda da Avrupalı partnerlerimizden çok muzdarip olduğu bir konu. İşte en son olarak da işte Sayın Başbakan Davutoğlu orada Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmeler sürdürürken PKK çadır açma imkanı buldu Avrupa Parlamentosu'nun önünde. Galiba o anlamda Avrupa kendisinde olup bitenler kadar bizde olup bitenlerde hassas değil Sayın Milletvekilim. Tespitiniz %100 doğru. Yani niye %100 doğru? Geçmişte Paris'te oldu. Bütün dünya el birliğiyle, dil birliğiyle tepkisini ortaya koydu. Birbirlerini desteklediklerini ortaya koydular. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de olduğunda işte kardeş Azerbaycan'ın gösterdiği hassasiyeti kimse göstermiyor. Evet. Kardeş Kıbrıs'ın gösterdiği hassasiyeti kimse göstermiyor. Evet. Yani bu konu çok net. Üstelik de ne yazık ki böyle peş peşe patlamalar olunca da hemen ortaya çıktı ki Avrupa'nın Avrupa'da gösterdiği hassasiyet Türkiye'de yok. Maalesef. Daha da kötüsü güneyimizde, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Libya'da her gün onlarca sivil insan katlediliyor. Bu konuda hiç tepki yok. Evet. Ya Türkiye'nin yapmaya çalıştığı hem orayla ilgili dünya kamuoyunda bir algı oluşturmaya, oraya sahip çıkmaya çağırmak, hem de dolayısıyla hemen yanı başımızda komşu ülkelerde olması hasebiyle en çok sıkıntıyı biz çekiyoruz. Bu sıkıntıyı çekmemek adına el birliği yapmamız lazım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Başbakanımızın da, hükümetimizin, bakanlarımızın da ortaya koyduğu tavır ve tepki bu. Evet. Senin teröristin, benim teröristim diye bir şey yok. Terör her yerde terördür. Terörist her yerde teröristtir. Dolayısıyla hiçbir şekilde bunlara taviz verilmemeli. Bunlarla ilgili gereği her nerede olursa olsun, uzakta yakında fark etmez. Bugün evet, uzakta oluyor, yarın yakında oluyor. Öbür gün kapınızda oluyor. İşte kapınızda olmaması için bu konuya topyekun bütün, sadece Avrupa Birliği değil, dünyadaki bütün ülkelerin el ele vererek ve Birleşmiş Milletler'in de bu konuda bazen taraflı bazen tarafsız kalmadan hep taraf olması, ortak hareket etmesi lazım ki biz bu konunun üstesinden gelelim. Yani sadece PKK değil,
PKK, YPG ne derseniz DAEŞ deyin. DAEŞ KPC kimse. DAEŞ'i, DAEŞ KPC'si ne yazık ki Türkiye çok uzunca yıllardır terörden hep çekti. Evet. Dün başka terör grupları vardı. Bugün PKK var, DAEŞ var, YPG var. Yarın belki başkaları olacak. Hı hı. Ama bütün dünya el ele verirse, birlikte hareket ederse eminim ki bunlar bu kadar at oynatamayacaklar. Bu kadar gidip Türkiye'nin kalbinde, Avrupa'nın kalbinde bu eylemleri yapamayacaklar. Yapamayacaklar. Şimdi siz güzel bir fasıl bu noktada açtınız. Kardeş Azerbaycan. Sizi de sizinle en çok konuşacağımız bu programda yine haklı olarak gelen sorular projeler üzerinde odaklanıyor. Doğrusu bu slogan da sizin ikiziniz haline geldi. Yani sizi tanıyan veya tanımakta olan herkes projelerle sizi anıyor. Azerbaycan sizin de başında olduğunuz bu TANAP projesine attığında vekildiniz. Kars'ta bu temel atıldı. İki defa Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksek Konsey İşbirliği'ni yapmak üzere Azerbaycan'a seyahat düzenledi. Bir gün öncesinde bu bombalar patladı. Hem bunu soruyorum hem de Sayın Aliyev dedi ki madem ki kardeşim gelebilmer ben geliyorum dedi. Bu da galiba büyük bir güç oldu yani büyük bir moral desteği oldu Türkiye'ye. Efendim tabii Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle bölgemizde ekonomik ve ticaret olarak kalkınmak adına bütün projelerde ortak hareket ettiğini herkes biliyor. Bu tabii aynı zamanda bölgemizde huzuru da getirecek olan bir şey. Sadece ticareten ekonomik olarak büyümek değil. Ama kardeşlik konusuna gelince zaten rahmetli Aliyev'in söylediği biz iki devlet tek milletiz. Tek milletiz. Evet. Gerçekten de böyle. Bu düsturuzla hareket ediyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimiz konusunda hiçbir beis yok. Azerbaycan'la bütün projelerde ortak hareket etme adına da hiçbir beis yok ki siz de söylediniz. TANAP dahil birçok projede ortak hareket ediyoruz. Beraber işler yapıyoruz. Beraber Sayın işler Bekir, yapmaya devam ediyoruz. TANAP'ı da açmanızı istirham edeceğim. Evet. Yani şimdi, birinci elden. Evet. TANAP'a hemen geçen haftaki yani ziyareti söyleyelim. Tabii ki terör her zaman sıkıntı yaratmaya çalışıyor. Sadece büyük projelerin arifesinde değil. Çünkü büyük projeler bir günde oluşmuyor. Evet. Büyük projeler çok uzun soluklu çalışmalardan sonra oluşuyor. Hal böyle olunca da buradan doğru halel getirmek isteyenler, size zarar vermek isteyenler de boş durmuyor. Çok tabii. Daha önceden ne yazık ki bu tip eylemleri yapıyorlar. Ve bu konuda gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ama ben de bir kere daha söylemek isterim ki Azerbaycan, kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın hemen olaydan iki gün sonra gelip toplantıyı burada yapması, başsağlığını burada dilemesi ve biz birlikteyiz, beraberiz, onların tabiriyle dalınızdayız, yani evet. Arkanızdayız evet. Demesi çok çok önemliydi. TANAP projesi bölge için çok çok önemli proje çünkü Posof'tan girecek, hı-hı. Ardahan Kars üzerinden Türkiye'yi doğudan batıya kat edecek ve Güney Avrupa'nın hepsine gidecek. Evet. Dolayısıyla çok çok önemli bir proje. Enerji taşıyor değil mi? Enerji taşıyacak. Hem yapım döneminde bütün yerlerde oluşturacağı katma değer var. Hem de daha sonra Türkiye üzerinden gider ister doğalgaz, ister petrol boru hatlarını düşünün. Bütün çalıştığı sürece siz oradan bir pay alıyorsunuz. Türkiye buradan bir pay alıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve daha da önemlisi ekonomik olarak siz güçlendikçe, ulaştırma koridoru haline geldikçe ve sizin üzerinizden giden projelerle ilgili vanayı kapatabilme şansınız olduğu sürece bu size başka türlü de güç oluşturur. Peki bu merkezlerden bir tanesi galiba bizim Kars. Evet. Çünkü yani Ardahan üzerinden iş başladı. Evet. Kars'ta hemen Selim'de şantiye kuruldu. Hı hı. Bütün Susuz'dan, Selim'den, Sarıkamış'tan doğru Erzurum'a gidecek. Bu anlamda da şu ara inşaat yoğunlaşması bayağı başladı. Hatta geçen hafta özellikle hem sahayı ziyaret ettik hem Kars'taki gar binasına gittik. Borular gelmiş durumda trenlerle ve hemen inşallah döşenmeye de başlayacak. Devasa borular gelmiş. Belli. Çok ciddi bir enerji nakil hattı olacak burası. Tabii. Basit bir şey değil. Ve TANAP 10 milyarlarca dolarlık bir katma değer oluşturacak Türkiye'ye ki İnşallah. Çok önemli. Bir de daha da önemlisi bir yıllık, iki yıllık değil, sürekliliği olması. Tabii. Çünkü sürekliliği olması, bizim insanımızın tabiriyle akarı olması çok çok önemli. Özellikle inşaat döneminde bütün bölgelerde ciddi bir istihdam oluşturacak.
Kars da buna dahil. İstihdam oluşturuyor, iş yapıldığı yerde bölgesinde sıcak para getiriyor, ekonomiye katkı koyuyor. Tabii. O civardaki küçük esnaf bundan yararlanıyor. Bunların hepsi Türkiye açısından çok çok önemli ve büyük projeler. Sayın Milletvekilim, galiba şu da benim dikkatimi çekti. Yani geçmişte Azerbaycan çektiği acıları da biliyoruz. Halen maalesef topraklarının Karabağ'da bir önemli bir kısmı Ermeni'nin işgali altında. Ama Rus'a rağmen, o bölgedeki güce rağmen hiç çekinmeden kardeşimi gidip ziyaret edeceğim ve bu toplantıyı da orada yapacağız demesi esasen Azerbaycan'ın da içeriden çok güçlendiğin anlamına da geliyor, değil mi? Tabii Azerbaycan geçmiş artık eski Azerbaycan değil. Azerbaycan gerçekten ekonomik olarak da büyümüş bir ülke. Coğrafyasında söz sahibi bir ülke. Ama kardeşlik dediğiniz ne zaman ortaya çıkar? İyi günde herkes kardeştir. Zor günde. Herkes dosttur. Doğru. Herkes menfaati peşinde size güler yüzünü gösterebilir ama önemli olan zor günde bir arada olmanız. Tabii bu Arap atasözü. Zor günde desteği evet. Vermeniz. Evet. Es-sidik fi yevmidik. Yani dost zor günün adamıdır diye. Tabii. Yani dostunuzu nerede test edersiniz? Zor günde test Tabii. etmiş olursunuz. Dolayısıyla Allah'a şükür biz yüzyıllardır sadece bugün değil. Evet. Yani 1900'lerin başında da kardeşliğimizi zaten ortaya koymuşuz. Vardı ama bugün. Yani Azerbaycan'ın sıkıntılı döneminde biz gitmişiz evet. onların imdadına. Bizim sıkıntılı dönemimizde onlar imdadımıza gelmiş. Dolayısıyla asırlara dayanan bir kardeşlik var. Bunun da son 15-20 yılda özellikle dünya her zaman test edildi ve görüldü ki doğalgazda olsun, TANAP'ta olsun, bu tip saldırılarda olsun, Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasında olsun. Tabii. Azerbaycan'la Türkiye her zaman kardeştir ve bu kardeşliğini ortaya koyar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk ziyaretini Türkiye yapar. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçildiğinde veya bir hükümet kurulup başbakan atandığında hemen Kuzey Kıbrıs'tan sonra ilk ziyaret Azerbaycan'dır. O iyi günlerde gösterdiğimiz dünyaya bir resimdi ama kötü günde de diyoruz ki evet. sadece iyi günde değil. Bu kötü çok daha anlamlıydı hiç evet. şüphesiz. Evet. Ahmet Bey, siz fiilen genel müdürlüğünüz döneminde Türkiye'nin çok tarihi bir projesinin başındaydınız. Marmaray. Sonra 3. Havaalanı ve 3. Köprü'de de siz milletvekili olsanız da sürekli projelerin içinde bulundunuz. Galiba orada da bu tip çelmelerle karşılaştınız, değil mi? Yani bu tip projeler gündeme gelince TANAP, Marmaray, 3. Köprü, 3. Havalimanı söz konusu olunca birilerinin uykuları kaçıyor galiba. Aslında daha önce de sizinle bunların sohbetini yapmıştık. Evet. Bunu biraz geniş açıdan bakmak lazım. Yani Türkiye coğrafyasında gerçekten coğrafi konumda köprü noktasında. Nasıl bir köprü? Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan, hemen yanı başında Orta Doğu'ya, oradan Afrika'ya inen bir koridor. Kafkaslarla Balkanları birbirine bağlayan, ta uzak doğuya kadar gidebilen bir koridorun üzerindeki Rabbim bu coğrafyada bize coğrafyaya baktığınız zaman dağlık, taşlık belki Avrupa'daki gibi dümdüz alanlar değil ama, evet. ama konum anlamda çok güzel bir konum bahşetmiş. Coğrafi olarak köprü konumu bahşetmiş. Ancak siz bu köprü konumunuzdan yararlanabilmeniz için uluslararası taşımacılıkta ana koridorların sizin üzerinizden geçmesi gerekiyor. Hı hı. Nedir bunlar? İşte duble yolların yapılmasıyla karayolların artması, demir yollarının yapılması, havaalanlarının yapılması, deniz limanlarının yapılması. Bütün bunlar sizi ticareten ve ekonomik olarak güçlü hale getiriyor. Ancak başka evet. bir şey daha yapıyor. Dünyanın ticareti sizin üzerinizden olunca, evet. dünyanın ticareti sizin üzerinizden olunca o ülkelerdeki ticaret erbabı, kendi hükümetine, kendi idarecisine diyor ki aman ha Türkiye'ye zarar gelmesin. Çünkü benim ticaretim Türkiye üzerinden oluyor. Ben etkilenirim. Yani Türkiye'nin yaşadığı bir sıkıntı Almanya'daki, İngiltere'deki bir ticaret erbabının aynı zamanda aslında sıkıntı yaşaması demek. Hı hı. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Siz bu büyük ulaştırma koridorlarını yapıp dünyadaki taşımacılığınızı Türkiye'nin üzerinden sevk edilir hale getirdiğinizde aslında dolaylı olarak o ülkelerin ticaret erbabını kendinize bağlamış oluyorsunuz. Tabii. İşte tehlike çanları o orada zaman çalıyor. Başlıyor. Diyorlar ki eyvah gelecekte biz Türkiye ile ilgili herhangi bir amaçla Türkiye'yi bloke etmeye çalışır.
Türkiye'nin ticaretini sekteye uğratmaya çalışır. O isek, projelerimiz şu anda isek, ekranda. O zaman kendi ticaret erbaplarımız, tabii kendi ticaret erbaplarımız bize hayır diyecek. O zaman ne yapmamız lazım? Şimdiden bunun yolunu kesmemiz lazım. Bu birinci sebep. İkinci sebep, özellikle geleyim sizin dediğiniz projelere. Yani üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, Marmaray projesi, buna bağlı olarak Bakü-Tiflis-Kars projesi. Bu Marmaray Sayın Vekilim galiba. Avrasya Tüneli, evet. Marmaray ve mutlulukla insanlara hizmet veriyor. Yani sizin çocuğunuz gibi. O, zaman zaman da orada resimler çekinip Sadece Twitter'dan. Sadece şeyi söyleyeyim, bu büyük projelere niye karşı çıkıyorlar? Tabii siz büyük projeleri yapıp ulaştırma koridorları anlamında dünyanın ticaretini kendi üzerinize çektiğinizde o güne kadar başkaları bu hizmeti veriyordu. O zaman hizmet oralardan kayacak. İşte hizmet oralardan kayınca da bu sefer başka bir zarar veriyorsunuz. İşte dünyadaki güç dengeleri böyle devreye giriyor. Ticareten sizinle baş edemeyenler dönüyor. Maşaları kullanarak size zarar vermeye çalışıyorlar. Çok net anlaşıyor. Şimdi yani neden Kızılay'da bomba patlıyor? Kızılay'da neden bomba patlıyor? Gezi olaylarında niye gezi olaylarını yapanları birileri destekliyordu? Onlar da dönüp 3. köprüye karşıyız. 3. havalimanına karşıyız. İstanbul-İzmir Körfez geçişine karşıyız diyorlardı. Gerçekten onların derdi proje değildi. Onların derdi onları kullanmak isteyenlere hizmet etmekti. Onları kullanmak isteyenler diyorlardı ki İstanbul'da 3. havalimanı yapılırsa Amerika'dan kalkan bir uçak önce Türkiye'ye gelir. Türkiye üzerinden Güney Amerika'ya kadar ve Uzak Doğu'ya giderse ticaretin merkezi İstanbul olur. Marmaray'ı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini kullanan bir tren Londra'dan kalkar Orta Asya'ya kadar kesintisiz Türkiye üzerinden giderse benim koridorlarımdan dolayısıyla benim üzerimden gidemeyecek. Dolayısıyla parayı bana bırakamayacağım. Tabii. Üçüncü köprü de hakeza. Tabii. Bir. İkincisi bu kadar büyük projeler özellikle üçüncü havalimanı, üçüncü köprü. Bu üçüncü havaalanı mı sayın? Üçüncü havalimanı. Üçüncü köprü temel atması galiba. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve İstanbul-İzmit Körfez geçişi dahil, Marmaray dahil. Bunlar yapıldığında ne olacak? Bunların yerine bir başka büyük havalimanları merkez olmaya başlayacak. Sadece merkez olmakla yetinmiyor. Ben daha önce anlatmıştım, tekrar söyleyeyim. Uçaklar Türkiye üzerinden geçerken bir para veriyorlar. Tabii. Eurocontrol aracıyla. Havalimanınıza indiği zaman bir para veriyorlar. Havalimanınıza insanlar indiği zaman bir para veriyor. Alışverişi saymıyorum. Tabii bir de şehrin bütün içine girme imkanları var. Bütün bunlar yap işlet devletle yapıldı. Ülkeden herhangi bir yani kamu orası kaynağı çok kullanılmadı. Önemli. Özel sektör kaynaklarıyla kullandı. Dünyadaki özellikle rakiplerimiz şunu demeye başladılar. Eyvah, Türkiye çok büyüyor. Büyük yatırımcı yatırımını Türkiye yapıyor. Bu da başka bir şeydi. Büyük yatırımcının yatırımını Türkiye yapması demek, başka yerde yatırım bekleyen ülkelerin yatırımlarının aksaması demekti. Evet. Sayın milletvekilim sizinle, yani lütfen izleyicilerimiz bilsinler. Perde arkasında hiç konuşmadığım ama kendi vicdanıma danışarak söylemek istediğim bir şey var. Bu tamamen benim kendi şahsi görüşüm. Kıymetli izleyiciler, bir Sayın Binali Yıldırım hakikaten ben çok tebrik ediyorum. Çünkü yani kısa bir dönem bakanlıktan ayrıldı. O dönemdeki elbette ki AK Parti'nin çok büyük performansı var ama at sahibine göre kişner diye bir atasözü var. Bir de rahmetli Erbakan Hoca'nın meşhur bir sözü vardı. Aslan yatağında belli olur diye. Sahiden kendisi işin başına geçince bu ulaştırmadaki mega projeleri ne kadar hızlandığını şahidiyim. Bir gazeteci olarak takip ediyorum. Bunu da canlı yayında ben kendi açımdan söylemek istedim. Yani Sayın Milletvekilimle bunu konuşmuş falan filan öyle bir düşünceniz olmasın. Sayın Milletvekilim, direkt şahsınıza bir saldırı oldu mecliste 7 Haziran öncesi. Evet. Bu da bu projelerle ilgiliydi galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili size, siz de iyi cevap verdiniz. Yani biz sizi izledik, meclisteydim ben. Sahiden herkes de inandı size. Yani muhalefet de iktidar da inandı. Aslında mahkemeye verdim. Mahkeme öyle devam mi ediyor? Onu söyleyeyim. Mahkeme siz sapardım. Polemiği de seven bir siyasetçi değilsiniz. Yok, kesinlikle onu biliyorum. Kesinlikle değilim ama şey hani... Ama bu taşlar yerine oturması açısından. Tabiri caizse hani damarınıza basılan bir nokta vardır. Tabii. En hassas olduğunuz bir nokta vardır. Gerçekten az önceki cümlenizden hareketle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız,
Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından gelen bir adam. Evet. Proje adamı. Tabii. Binali Yıldırım gerçekten proje adamı. Ben çünkü ta mühendisliğinden, şefliğinden itibaren tanırım. Meslektaş olmaktan da gurur duyarım. Siz birlikte de çalıştınız. Birlikte de çalıştık. Dolayısıyla İDO'da. Gemi sanayinde birlikte çalıştık. Sonra gemi sanayinden o İDO'nun genel müdürü oldu. Ben de Pendik Tersanesi'nin tekne inşa başmühendisiydim. Yine birlikte İDO'nun işleri de dahil iş yapıyorduk. Dolayısıyla birlikte iş yapma kültürümüz geçmişe dayanıyor. Doğru, öyle. Proje adamı olmak başka bir şey. Yani kesinlikle. Düşüneceksiniz, hayata geçireceksiniz, bitireceksiniz ve hizmete sokacaksınız. Buradan şeye gelelim, bizim konumuza gelelim. Evet. Gerçekten AK Parti hükümetleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'la birlikte Türkiye'nin bütün büyük projelerinin içerisinde fiilen yer alma şansı yakaladım. Büyük bir gururdur, büyük bir mutluluktur. Hiç şüphesiz. Ama yine büyük bir mutluluk ve gururdur ki o güne kadar hiçbir şekilde benimle ilgili bırakın bir tevzirat üretmeyi bir yerde en ufak bu anlamda bir ifade kullanılmadı. Hı hı. Ahmet Arslan yanlış işlerin içinde. Allah'a şükür böyle bir ifade kullanılmadı. Ama o gün o sayın vekilimizin eline biri getirip bir yazı tutturuyor. Tam kürsüye çıkacağı zaman. Diyor ki al. Vekiller bunu imzalamışlar, birlikte bir ortaklık kurmuşlar, vekilin birini de sorumlu yapmışlar, karayollarının bir arazisini alacaklar. Arkadaşımız da ne yazık ki şöyle bir yanılgıya düşmüş. Doğruluğunu sorgulamadan o hızla kürsüye çıktı ve kürsüde dedi ki elimde imzalı Ahmet Arslan da dahil milletvekillerinin imzaladığı bir sözleşme var. Bu sözleşmeyle gidip karayollarının bir arazisini alacaklar. Kamunun malını kendilerine peşkeş çekmiş olacaklar. Doğrusu benim başımdan kaynar sular aktı. Sonradan kendi konuşmamı kendim de izlediğimde belki gereğinden fazla bir tepki vermişim. Herkes tepkinin şok oldu. Tepkinin şekli. Ama orada inandırıcılığımız evet, söz konusu tepkinin oldu. Tepkinin şekli evet. Aşırı olabilir ama %100 haklıydım. Bir sıkıntı daha oldu onu da söyleyeyim. Daha sonra sayın vekil kürsüye gelerek değil oturduğu yerden evet. Üzgünüm dedi, özür diliyorum dedi, yanlış bir bilgidir dedi, imza yokmuş dedi. Ama bunlar ekrana yansımadı. Tabii öyle oluyor zaten. Evet, bunlar ekrana yansımadı. Yok, hayır, biraz önce projelerle ilgili zaten ben bu fasılda açtım. İşte projeler böyle inkıtaya uğruyor. Yani diyelim ki projenin başında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı neden 17-25 Aralık operasyonlar düzenlendi? Hayatına kastedilmek istenen. Sayın Binali Yıldırım çok defa bunlarla karşılaştı. Yani özellikle projenin başında bulunan insanlarla ilgili iftira kampanyaları daha çok işte terör olaylarını örnek verdik. Niçin yapıldı daha net anlaşılıyor. Tam köprünün her iki ucunun evet. birleştiği yanda vesaire. Peki sizin makamınızda benim de çok hoşuma giden bir harita var. Yani bütün projelere girmeyeceğiz ama özellikle Marmaray. Bunu getirdiğim misafirlere de sizden hep ricada bulunuyorum. Bir açıklayın anlatayım diye. O neyi ifade ediyor? Çok şimdi, büyük, uzun bir hayali ifade Marmaray ediyor. Marmaray projesine asrın rüyası veya asrın projesi denmesinin altında o yatıyor. 1860'da Sultan Abdülmecit bir eskiz proje çiziyor. Diyor ki Asya'yı Avrupa'ya denizin altından bağlayacağım. Daha doğrusu denizin içinden bağlayacağım. Bir tüp şeklinde bir geçiş yapacağım. Ve bir yakadan bir yakaya tren çalıştıracağım. Hı hı. 1860 çok önemli. Bundan 150 sene tabii, önce tabii. hayal ediliyor. Eskizi hazırlanıyor. Ancak tabii o günkü teknolojiyle başarılamıyor. Fakat hayal ettiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Önce bir hayal etmeniz lazım. Tabii. Sonra 1905'te Sultan Abdülhamit tekrar uygulama projeleri hazırlatıyor. Bayağı da bir mesafe alınıyor. Tabii o günkü özellikle maddi imkanlar da önemli. O günkü tabii. imkanlarla yapılamıyor. Kime nasip oluyor? Gerçekten onların izinden giden evet. Tayyip Erdoğan'a, tabii. Ahmet Davutoğlu'na, tabii. Binali Yıldırım'a tabii. bu ekibe nasip oluyor. Evet. Ve 100 yıl sonra işte Marmaray yapıldı. Yaklaşık 2 yıldır hatta 2,5 yıldır insanlarımız hepimiz Marmaray'ı kullanıyor. Üsküdar'dan Sirkeci'ye 4 dakikada gidiyor. Tabii. Kesintisiz gidiyor. Abdülhamit Han Hazretleri. Önemli olan işte tabii. o projeye gelelim. Tabii. O projenin o gün düşünülmüş olması bile, o gün hayal edilmiş olması bile başlı başına bir dehanın sonucudur. Eyvallah. Ki
gururla söylüyoruz ki onların torunları, ecdatların torunları da geldi büyük bir gurur. Ve onların hayal ettiği projeleri gerçekleştirdiler. Dünyanın her yeri hala Marmaray projesine gıpta ile bakar. Gerçekten tabii. Denizin altında 62 metre derinlikte yapılmış, İstanbul gibi tarihi bir şehirde yapılmış çok önemli bir projedir Marmaray ve gururumuzdur. Yani siz özellikle Sultan Abdülhamit deyince ben eminim ki kafamdan canlanan bir konu var. Bütün milletimizin kafasına canlanıyor. O da Abdülhamit niçin tahttan indirildi? Niçin Gezi olayına benzer olaylar oldu? Niçin 17 Aralık, 25 Aralık o zaman taşlar tekrar ifade ediyor. Aslında 100 yıl sonra evet. Tarih tekerrür ettirilmek aynen isteniyor. Aynen öyle. Ama bu sefer ters etti hamdolsun. Evet. Başarıyla. 4 yıl içinden bitirdiniz Sayın Milletvekilim. Yoksa... Marmaray projesi tabii özellikle İstanbul gibi tarihi bir kentte arkeolojik kazıların devam etmesi nedeniyle yaklaşık 7-7,5 yılı buldu. Bunun da sebebi şu, İstanbul'un tarihini de bir taraftan Marmaray gün yüzüne çıkardı. Tarihe, İstanbul'a, geçmişimize saygılı bir şekilde birçok tarihi obje çıkarıldı. Hatta İstanbul'un tarihi mesela 2500 yıllık ispatlanmış tarihi. Elbette ki teorik olarak daha geriye gidiyor ama ispatlanmış tarihi 2500 yıl olarak bilinmesine rağmen Marmaray'la birlikte Yenikapı Limanı'nda çıkarılan tarihi objelerle birlikte 8400 yıl olduğu bu ispatlandı. Bu da bununla ispatlanmış Marmaray oldu. O da çok önemli. Ispatlanmış oldu. Evet. O yüzden Marmaray'la İstanbul'un tarihi gün yüzüne çıkarıldı ama Marmaray önemli. İstanbulluların hizmetine yaklaşık 3 yıl geç girdi. Evet orada da işte bu tip engellemeler hele evet. Allah'tan bitirdik. Şimdi Sayın Vekilim tabii ben mecburum. Gelen çok sorular var kıymetli izleyiciler. Bütün sorularınızı değerlendirmeye çalışacağım. Bundan emin olun. Hem bedelli askerlik, Kazman Lisesi ile ilgili olanı, doğalgaz, Kesik Köprü hem de Kesik Köprü asfaltını İzmir'deki bir Kazmanlı soruyor da hoşuma gitti. Siz takip ediyorsunuz. Bu güzel bir şeydir siyasileri. Bu anlamda iyi takip etmekte fayda var. Hepsini soracağım. Sayın Vekilim hemen bu askerlik meselesi. Şimdi çok sayıda gencimiz, tabii bu ortamda benim de konuşmam zor olan bir şey. Yani neticede silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız şehitler veriyor. Güneydoğu'da, Türkiye'nin her yerinde. Ama iş kurmuş, evlenmiş, eşi olan, çocukları olan, bir iş yeri zor şartlarda kurmuş olan çok sayıda genç var. Bunlar da fakir fukara ailelerin çocukları, öyle bedelli askerliği rahat da ödeyecek. Kredi almak suretiyle yapabilecek çocuklar, gelen bütün konuklara sordukları gibi özellikle hükümet milletvekili olduğunuz için Sayın Arslan'a sormamı istiyorlar. Bedelli askerlik bu gençler için ne söyleyeceksiniz efendim? Tabii silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin ne kadar önemli olduğu bugün özellikle daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda ihtiyaç var. Daha modern bir silahlı kuvvetlere ihtiyaç var mı? Elbette ki şu an dünyanın en modern silahlı kuvvetlerinden birine sahibiz ama bunu daha da modern hale getirmek adına, daha da profesyonel hale getirmek adına gayretler var. Bir önceki programınızda bunu sorduğunuz zaman evet. Gerçekten gündemdeydi. Bununla ilgili hükümetimiz iki sefer adım attı. Hem yaş konusunda hem ücretleri konusunda. Ancak benim bildiğim en azından şu anda gündemde uzaktan yakından böyle bir şey yok şu anda. Ancak evet. İlerideki süreçlerde konjüktür, ülkenin şartları bunu gerektirirse elbette ki hükümetlerimiz gereğini yapar. Ama insanlarımız özellikle şu anki konjüktürde ve ortamda gündemde böyle bir şey olmadığını peki efendim, bilsinler. Efendim çok yerel bir soru. Kazman'la ilgili Kars'ı Kazman ilçesi. Tabii zaten halinizde ben de Kazmanlıyız. Soran kardeşimiz Fuat Hızarcı bizim İzmir Kazmanlar Dernek Başkanı. Başkana teşekkür ediyoruz. Bir ay önce sizinle de görüşmüş Kazman'da ziyaret etmiş. Kesik Köprü yolu sahiden hep bütün Kazmanların gurur duyduğu bir tablo. Yani bizim Kazman için Marmaray kadar önemli olan bir yol. Çok karayolları da tebrik etmek lazım. Çok güzel yaptı. Estetiği muhteşem. Asfalt konusunu soruyor. Asfaltı ne zaman dökülecekti? Fuat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar başsağlığı diliyoruz. Bir cenazeleri vardı. Cenaze münasebetiyle ziyaret ettiğimizde projeyi o kadar önemsiyor ki cenazede bile evet. Bunu sordu. Tabii Kars'ta özellikle Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü kurmamız ve Kars'ın her tarafını şantiyeye çevirmemizle
insanımız haklı olarak başlayan projeler bir an önce bitsin istiyorlar. Sizin de tespit ettiğiniz gibi Kesik Köprü yolu Kazman şehrinin içinden bir dere geçmesi ve vadi konumunda olması hasebiyle çok da güzel, estetik olarak da çok, çok güzel, güzel oldu. Kesinlikle. Doğrusu geçen sene sonuna doğru bitti. Ancak ne yazık ki terör orada da işleri engelledi. Geçen sene, yani 2015'in yazından itibaren başlayan terör eylemleri nedeniyle, oradaki şantiyeleri yakmaları nedeniyle asfalt şantiyesi çalışamadı. Asfalt şantiyesi çalışamayınca da asfalt dökülme işi yapılamadı. Dolayısıyla 2015'in ikinci yarısında o bitirilemedi. Ancak bilinsin ki özellikle bölgemizde her yerde olduğu gibi terörle mücadele operasyonlar sürüyor, sürecektir. Dolayısıyla da şantiyelerin hepsi çalışabilir hale geliyor. Asfalt üretim sezonu gelir gelmez Kesik Köprü yolunun asfaltı dökülecek ve Fuat Başkan da dahil Kazmanların hepsi gerçekten gururla, zevkle kullanacakları bir yola sahip olacaklar. Çünkü o yol ikimizin de çocukluğunun geçtiği yer. Aynen gerçekten öyle. Çok evet. Zor virajların olduğu, hatta zaman zaman kazaların çok olduğu bir yordu. Şimdi tam tersine 12 metre genişliğinde, yani 3 aracın rahatlıkla geçebileceği toprak arma duvarların, 17-18 metre yüksekliğinde duvarların olduğu, elektriğin yer altına alındığı bir yol oldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kazman'da şantiyeden, yoldan nasibini alıyor. İnşallah bunun asfaltı döküldüğünde de insanımız zevkle kullanacaklar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bu arada hem şehirlerimiz, Karslılar, tweet, Facebook, Messenger'da yoğun bir şekilde takip ettiklerini görüyorum ve çok sayıda retweetli tweetler geliyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Kazman'da ayrılmadan bir soru soracağım ama bir önemli soru daha var, onu program sonunda. Tamam. Kazman Aras Anadolu Lisesi ile ilgili bizim eski, sizin de mezunu olduğunuz, benim de mezun olduğum Kazman Lisesi'nin akıbetiyle ilgili soracağım. Murat Kızıltaş soruyor, bu Kars-Kazman yolu akıbeti ne olacak? Bununla ilgili çok farklı şeyler söyleniyor diyor. Şöyle, tabii iş yürümeyince haklı olarak tevzirat üretiliyor. Evet. Kars-Kazman yolu yaklaşık 23 milyona, eski parayla 23 trilyona ihale edildi. Ne yazık ki ciddi bir kırımla aldı yükleniciyi. Doğrusu hani herkes sevindi, ne güzel ihale edildi diye ben o dönemde üzülmüştüm. Bu kadar ucuza, yani bu kadar büyük kırımla alınan bir iş yürüyemez diye. Ne yazık ki o işi alan müteahhit yürütemedi. 2 sene boyunca sabır yürütemedi. Karayolları Genel Müdürlüğü... Sizin hatırınız için bu arada arkadaşlarımız Kars'ın tanıtım filmini evet, de... Sağ olsunlar. teşekkür ederiz. Özellikle karayolları epeyce bir sabretti. Baktı ki olmuyor. İhaleyi feshetti ve şu an yeniden ihaleye çıkıyor. Yeniden ihaleye yani, çıkıyor. Kars-Kazman, yani Kazman yol ayrımından Köteğe'ye kadar olan kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü yeniden ihaleye çıkıyor. Çünkü bir önceki müteahhitimiz layıkı veçili yapamadı. Eğer çok uzasaydı yıllarca kangren gibi sürecekti. Halbuki Türkiye artık eskisi gibi değil. Yani başlayan tabii. işi bir an önce bitirip insanımızın hizmetine sokmak anlamına son 13 yıldır biz AK Parti olarak özellikle gururla söylüyoruz. Böyle bir özelliğimiz var diye artık. Tabii. Dolayısıyla bu özelliğe uygun olarak da feshedildi, yeniden ihale edildi. İnşallah ihale biter bitmez de tekrar başlanacak. Sayın Vekilim, tekrar döneceğiz Kars'a, diğer ilçelerine de ama bu arada 2016 yılı mali bütçe tamamlandı. Biraz gecikmeli oldu, bir Kasım seçimleri olunca Evet. Siz geçici bütçe yaptınız. Şunu da sorayım, sizi izleyicilerimiz ve hemşehrilerimiz plan bütçedeki çalışmalarınızla biliyorlar. Siz bu dönem plan bütçede değilsiniz. Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekilisiniz. Hem bununla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum ama özellikle bütçenin yatırımlar konusu üzerinde sizinle biraz konuşmak isterim. Şöyle, hangi komisyonda olduğunuz çok çok önemli değil. Yani komisyon üyesi olarak hizmet verebildiğiniz gibi komisyon üyesi olmadığınız halde gelip komisyonda hizmet verebilirsiniz, görüş belirtebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Ben özellikle geçmiş tecrübem nedeniyle Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun başkan vekilliği görevi verildi. Açıkçası o da önemli bir görev. Her üç bakanlığında, yani turizmdi, bayındırlıktı, ulaştırmaydı, bu bakanlıkların da işleriyle ilgili yine önemli bir komisyondayız. Plan Bütçe Komisyonu'nda bizim diğer milletvekilimiz Doktor Selahattin Beyri Bey de var. Evet. Ancak geçmiş tecrübemle ne diyeyim, ben Plan Bütçe Komisyonu'ndan hiç uzak durmuyorum.
Tabii. Özellikle tecrübemiz nedeniyle de işin içindeyiz. Dediğiniz gibi seçim olması nedeniyle geçici bütçe yapıldı. O zaman partileri anlaşabilseydi aynı anda kalıcı bütçe yapılacaktı ama geçici bütçe nedeniyle bu senenin bütçesi sarktı. Şubat'ta görüşüldü. Her sene olduğu gibi AK Parti 13 yıldır her sene bütçeleri katlayarak, büyüterek geliyor. Ve bütçelerin öncelikli hedefi vatandaşa dokunmak. Kadına dokunmak, gence dokunmak, engelliye dokunmak, ihtiyaç sahibine dokunmak. Tabii. Daha da önemlisi insanlarımızın hizmetini görmek adına milli eğitim bütçesini olmazsa olmaz büyük tutmak, sağlık bütçesini büyük tutmak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, dullara, kadınlara, çocuklara yapılan yardımları büyük tutmak. Bu konuda bütçelerimiz hep büyümeye ve bu sosyal faydayı sağlamaya devam ediyor. Ama daha da önemlisi özellikle Ulaştırma Bakanlığı dahil yatırımcı bakanlıkların yatırımlarını da büyük tutmaya devam ediyor. Ve yine geçmişte kalan kötü bir alışkanlığımız AK Parti sayesinde kırılıyor, yok olmaya çalışılıyor. Bütçe açığı. Her sene bütçe açığı giderek azalıyor ve bu sene artık %1'lerin altına düştü. Bu da çok çok önemli bir gelişmedir. Yani bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar sosyal fayda sağlayacak, insana dokunacak şeyi yapıyorsunuz ama yine de bütçe açığınızı düşürüyorsunuz ve neye rağmen bütün uluslararası oyunlara, evet, maşa olarak kullanılan teröre rağmen büyüyorsunuz. Evet. İnanın ki onlar olmasa belki çok daha hızlı ve çok daha güçlü büyüyeceğiz ve bir şey daha özellikle 2023 hedeflerinden taviz vermeden 2023 hedeflerine de uygun bütçeler yaparak ve bu bütçelerin denetimiyle ilgili de kanuni düzenlemeler yaparak, yani gerek 5018 gerek 6085 sayılı Sayıştay kanununa da bunların denetimini de eş zamanlı yaparak Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor. İnşallah güzel bir bütçeyle başladık bu seneye. Bu senede Türkiye her zamanki gibi 2023 hedeflerine adım adım gidecek. Şimdi bir iki tane arkadaşımdan bahsetmem lazım. Her taraftan, Türkiye'nin her tarafından mesajlar geliyor. Tabii ki seçim bölgeniz Kars olduğu için öyle anlaşılıyor ki millet ayakta, yani hepsi izliyor. Çok teşekkür ederim. Suat Bey, özellikle sizin, Sayın Vekilim, sizin büyük projelerle ilgili tespitlerinize çok katıldığını söylüyor. Kıymetli yönetmen, biz tamamen mi tamamlayacağız yoksa ara mı veriyoruz? Ara veriyoruz. Tamam, hemen şu bir iki tanesini okuyayım ve ara vereceğiz. Şundan dolayı sormak zorunda kaldım. 30 dakika geçince ben ara verecektim. Galiba telefonlar çok geldi. Sağ olsun. Bana şey verdiler. Yani bunu açıkça paylaşayım. Efendim devam et. Çok yoğun ilgi var diye ben de onun üzerine biraz daha uzattım. Tabii Mehmet Karadeniz Bey, Hikmet Şimşek Bey'e, bizim duranlar, Mestaf Köyü Muhtarı Fuat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada kıymetli bir mühendis Nurettin Özbey diyor ki, madem ki bu büyük projeleri Sayın Milletvekilimle açtınız, Türkiye duysun diye saygılarını sunduktan sonra, bu Kanal İstanbul açıldığı zaman Boğaz'dan geçişler oraya mı alınır? Yani gelen gemilerin durumu ne olur? Ben sizi tanırım, yani siz yatırımımı yapayım karışmayın dersiniz ama millet öyle bırakmıyor. Neticede yatırım yapınca, işte biraz önce söylediniz, 3. havaalanı yapınca, 3. köprü yapınca birilerinin de şeyine çokmak sokmuş oluyorsunuz. Bu hakikaten Kanal İstanbul'da bu kadar önemli ve tebrik ediyorum. Nurettin bize hatırlattı. Doğrusu sayın meslektaşıma teşekkür ederim. Evet. Biz aslında büyük projeleri konuşurken gerçekten Kanal İstanbul'u atladık. Tabii o gezi olayları dahil, uluslararası arenanın gözünün Türkiye üzerinde olmasının sebebi bunlar da artık çok oluyor. Hı hı. Bunlar hayal denen projeleri Marmara'yı gerçekleştirdiler. Bunlar yapılamaz, hayal bile edilemez dedikleri 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanını gerçekleştirdiler. Bunlar artık dünyanın en geniş köprüsünü yapmaya başladılar. Bir de yetmiyor, Kanal İstanbul'u yapıyorlar. Kanal İstanbul, evet, gerçekten devasa bir proje. Kanal İstanbul tabii ki Marmara'yı Karadeniz'e ikinci bir boğazla bağlamış olacak. Bütün uluslararası ticaret gemileri buradan geçecek. Buna rağmen boğaz açık olacak. Boğaz açık olmayacak. Yani şu anki İstanbul'daki boğaz içi trafiğe açık olacak. Evet. Ancak Türkiye'nin şöyle bir hakkı ve inisiyatifi var. Şehir içindeki karşılıklı gemi geçişleri öncelikli olmak üzere. Hı hı. Türkiye önceliğini bunlara verir.
isteyen gemiye der ki arkadaş gel Karadeniz'de vaktin varsa bekle iki gün. Sonra tabii. da Marmara'dan geçersin. Ama burası vaktin çok önemli. Yoksa, tabii. Vaktin yoksa geçmek istiyorsan gel Kanal İstanbul'u kullan. Evet. Bu vaktin varsa yoksa'yı açayım. Bir gemi gelip Marmara'da iki gün bekleyip Boğaz'dan geçmek için durduğunda demoraj diye bir para veriyor. Bunun anlamı ne? Yükü taşısa günde 50 bin lira para kazanacak. Onun yerine zarar ediyor. O zaman gemi gelip Karadeniz'de iki gün bekleyip 100 bin dolar zarar edeceğine Kanal İstanbul'a verir 40 bin dolarını, 30 bin dolarını. Evet. Geçer. Dolayısıyla öyle bir soru var. Ya Boğaz'dan geçme şansı varken insanlar niye Kanal İstanbul'dan geçsinler? Hayır. Kanal İstanbul'dan geçmenin şartları farklı olacak. Boğaz'dan geçmenin şartları farklı olacak. Dolayısıyla Kanal İstanbul'dan geçmek ticari gemiler için daha cazip hale gelecek. Tabii. Ve Kanal İstanbul yılda 10 milyar dolar gelir getirecek bir proje. Evet. Yani Kanal İstanbul'da her sene siz 2 tane Marmaray projesi yapabileceksiniz. 5 tane 3. köprü yapabileceksiniz. Çok önemli. Her sene. Tabii. Kanal İstanbul o yüzden hem proje olarak Türkiye'nin ufkunu ve hayallerini çok ileriye taşıyacak. Hem maddi olarak çok ciddi katkı sağlayacak. O yüzden böyle izleyicilerimiz büyük projeleri. O yüzden aynen, böyle izleyiciler olunca iş açılıyor yani hakikaten. Nurettin'e çok çok evet. teşekkür ederiz. Gerçekten en önemli projeyi atladık ve inşallah onun da çalışmaları artık son aşamaya geldi. Ulaştırma Bakanlığımız onun da ihalesini yapacak. Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle takip ettiği Türkiye'nin şu anki evet. en büyük projesi. Bir ara vereceğiz Sayın Vekilim ama bu arada Şerif Çetinkaya teşekkür ediyorum. Çok fazla Twitter üzerinde şeyi yaydı programımızı. Çok teşekkür ediyoruz. Siyasetçi bir sonraki seçimi Sayın Ahmet Arslan ise gelecek nesili düşünür diye dev projelerin altın adam diye söylemiş. Kurtuluş Bey'e diğer arkadaşların da isimlerini elimden geldiği kadar. Ama ben çok teşekkür ediyorum Karslı hemşehrilerimize. Yani ben de Karslıyım. Hakikaten Sayın Milletvekilimiz geleceğini ben dün duyurmaya başladığım dakikadan bu yana müthiş bir ilgi alaka. Bu sahiden canlı yayın olduğu için de söylemiyoruz. Evet değerli izleyiciler bir reklam arası vereceğiz. Kazmalara söyleyeceğim şey şudur. Merak etmeyin ben kesinlikle kazma listesini soracağım. Siz takip edin. İnşallah temenni ederim ki Sayın Vekilimin de açıklaması sizi ikna edecek bir açıklama olur. Kısa bir reklam arasından sonra siyaset analizi kaldığı yerden devam edecek. Evet değerli izleyiciler siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın konuğum AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan. Kendisi şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili. Değerli izleyiciler gelen soruların büyük bir kısmını hem gerek Kars'la ilgili daha az yer veriyorum. Çünkü haklı olarak bizim izleyicilerimiz geçen programda da dediler ki yani Sayın Milletvekilimiz bu kadar ulusal projelerle ilgiliyken çok fazla Kars'la ilgilendiriyor olmanız bizi üzüyor. Biraz Türkiye'yi konuşun diye. Biz bu sefer daha çok Türkiye'yi hatta uluslararası konuları konuştuk. Ahmet Bey bu arada özellikle Kazmanlar dünden bu yana şehir ricasında bulundular. Bu Kazman Lisesi. Zaten siz de orası Kazman Lisesi mezunusunuz. Ben de Kazman Lisesi mezunum. İsim olarak da bize çok hoş gelir. Bina olarak belki çok geniş imkanlara sahip değil. Ancak işte eski bir binamız. Emniyete yakın vesaire. Şimdi herhalde açıklayacaksınız ama bazı gerekçelerden dolayı özellikle orta kısmı başka bir yere taşınmak isteniyor. Ve buraya da affedersiniz lise kısmı. Özellikle 800 öğrencinin 400 tanesinin bayan olduğu, bu bayanların da şehir dışında yatılı bölge ya da mahallelerin birisinde okul açıldığı takdirde güvenlik açısından sıkıntılar yaşayacağına dair çok sayıda sorular var. Sizi dinleyelim efendim. Şimdi efendim
Tabii hassasiyete teşekkür ediyoruz. Gerçekten ikimizin de okuduğu, evet, gururlar yad ettiğimiz lisemiz. Kesinlikle. Kağızman Lisesi. Şu anki ismi Aras Anadolu Lisesi. Doğru. Kağızman Lisesi değil. Hı hı. Bir defa arkadaşlar bunu bilsinler. Zannediyorlar ki Kağızman Lisesi olarak ismi devam ediyor. Bunu bilsinler. Neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Neden böyle bir karar alındı? Doğrusu biz yerelde hocalarımızla, eğitimin içindeki insanlarla, ilden il müdürümüzle, kaymakamımızla, Vali Bey'le bunu tartıştık. Hani artıları ne, eksileri ne? İnsanların bu tip bir hassasiyeti var, geçmişlerini yad etmek adına Kağızman Lisesi orada, evet, kalsın istiyor. Sadece buradan bakarsanız doğru. Ancak şimdi Kağızman'da biz yeni bir 24 derslikli İmam Hatip Lisesi yaptık. Evet. İmam Hatip öğrencilerimizi Tugay'ın yerindeki tarihi binadan buraya taşıdık. Çok modern şartlarla, çok iyi ortamda, yanında pansiyonu olan bir okulda İmam Hatip Lisesi eğitimini veriyor. Evet. Ayrıca Metem Lisesi'ni de yine yeni yaptığımız 24 derslikli bir okul ki bitmek üzere yeni eğitim öğretim yılında oraya taşımış olacağız. Fakat bunun dışında ilk ve ortaokul... Metem mesleki mi? Tabii tabii. Hı hı. Meslek eğitim. Evet. Meslek eğitim teknik, Metem mesleki teknik eğitim lisesi. Lisesi. Onu da taşıyacağız. Bunun dışında özellikle birkaç tane Mustafa Yalçın dahil birkaç okulumuz var ki ilkokul ve ortaokul kısmı bir arada okuyorlar. Ve çok sıkışıklar. Şimdi Kazman'da birçok okul yapıp derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdüğümüzde, yani bir yerde 25-30 öğrenci ders görüyorken öbür tarafta 40-45 öğrencinin bir arada olması çok ciddi sıkıntı. Artı pansiyonu olmaması, spor salonu olmaması ciddi bir sıkıntı. Biz Kağızman Lisesi'ni taşıyarak ne yapacağız? Onu böyle madde madde söyleyeyim. Evet. Bir, Kağızman Lisesi 27 dersliklidir. 35 derslikli, bakımlı, tutumlu, modern hale getirilmiş okula taşınacak. 27 derslikten 35 dersliğe. Bu sadece lise kısmı. Lise için söylüyorum. Çünkü şöyle rivayetler de var. O zaman yanlış anlaşılmalar var. Sanki yeni bir tabur asker gelecek Kazman'a ve bunu buraya yerleştirecekler. Hayır. Falan. Mevcut Aras Anadolu Lisesi öğrencilerimiz 35 derslikli bakımı, onarımı, tutumu yapılmış ve önümüzdeki eğitim sezonunda eğitime başlayacak okula taşınacaklar bir. Evet. O okulda aynı zamanda pansiyon olacak. Bakın arkadaşlarımız şuna hesabak atmıyorlar. Yeni okulda. Köylerden gelen, köylerden, evet, liseye gelen öğrenciler pansiyonda kalamıyorlar ya da uzaktaki pansiyona gidip geliyorlar. Halbuki lisenin taşınacağı yerde pansiyon da olacak. Köylerden gelen öğrenciler pansiyonda kalacak bir. İkincisi, o bölgede komple spor salonları yapıyoruz. Halı saha yapıyoruz. Şu an devam ediyor. Kapalı spor salonu yapıyoruz. Bunlar yatılı bölgede mi yoksa? Tabii koydum. Liseyi taşıyacağımız yerde. Yerim. O bölgede yapıyoruz. O bölgede. O bölgede yapıyoruz ki lise öğrencilerimizin kapalı spor salonu olsun, halı sahası olsun, pansiyonu olsun, bütün bu ihtiyaçları görelim. Mevcut liseye ise ortaokul öğrencileri taşınacak. Evet. Yine ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin bir arada okuduğu yerlerde de ilkokul ve ortaokulu birbirinden ayırmış olacağız. Evet. Derslik başına düşen öğrenci sayısını Kağızman'ın genelinde düşürmüş olacağız. Sadece yine bir cümle söylediniz. İşte kızlarımız var. Hı hı. Dediniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa emniyet her yerde sağlanıyor. Diğer okullarda İmam Hatip Lisesi lise değil mi mesela? Orada sağlanmıyor mu? Orada da sağlanıyor. Orada sadece benim çok üzerinde önemli durduğum bir şey var. Merkezdeki yere 14-18 yaş arasındaki lise öğrencisini gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki aman bu çok yürümesin, merkezde olsun. Güzel. Daha uzaktaki okula da ilkokul öğrencisi ve ortaokul öğrencisi gitsin istiyorsunuz. Biz tam tersini yapıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencisini merkeze getirip daha az yürümesini, gerekiyorsa lise öğrencisinin daha fazla yürümesini sağlıyoruz. İnsanımız şeyi görsünler. Yani aynı anda birkaç şey yapıyoruz. Bir, daha büyük bir okula taşıyoruz. Pansiyonu, evet, olan okula taşıyoruz. Spor kompleksleri olan bir okula taşıyoruz. Ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin de daha fazla yürümesini engelleyecek bir düzenleme yapıyoruz. Yani lise öğrencisi
sahibi bir anne baba bilsin ki lise öğrencisini düşündüğümüz gibi onun ilkokul ve ortaokula giden çocuğunu da düşünüyoruz. Evet. Komple hepsini bir arada düşünüyoruz. Tugay'ın içerisindeki alanı boşaltarak zaten İmam Hatip Lisesi'ni şehir merkezinde yeni yaptığımız liseye taşıdık. Şeyle ilgisi yok. Tugay'la ilgisi yok. Bahsettiğinizin kesinlikle ortaokul kısmı gelmiş olacak liseye. O zaman tersten bakalım. Biz Kağızman Lisesi'nin olduğu yerde ortaokulda okuduk, liseyi de okuduk. Tabii, ortaokul devam edecek. Şimdi Tolga Kızıltepe şu anda yani okul öğrencilerin çoğu efendim sizin şeyinizi takip ediyor. Bu da güzel yani inşallah ikna olurlar. Hem Elnur Gürbüz hem Tolga Kızıltepe sınıflarda çok ciddi bir öğrenci sıkışıklığın olmadığını söylüyor. Yani şu andaki mevcut durumda 30'ar kişi şeklinde okuduklarını yani bundan dolayı ısrarla okulumuzun yeri değişmesin diye benim asıl soracağım okulla ilgili şu. Sayın Vekilim öyle anlaşılıyor ki sizin bu anlattıklarınızı Kağızman'da bir halkla paylaşmakta fayda var velilerle. Böyle bir şey oldu mu düşünüyor musunuz? Şimdi doğrusu yakın zamanda milletvekilleri olarak il başkanımız, ilçe başkanımız, Kağızman Milli Eğitim Müdürü ve Kağızman Kaymakamımız, encümenimiz, hepimiz özellikle Kağızman'daki yerel basınla bunu uzunca bir süre müzakere ettik ve arkadaşlar bunu haber de yaptılar. Ancak haberi takip edip ikna olanlar zaten diyor ki ha bunlar öyle ezbere iş yapmıyorlar. Tabii. Bunlar getirisini götürüsünü düşünmüşler. Daha fazla faydası olacağını düşünerek böyle bir değişikliğe karar vermişler. Muhtemelen o haberleri takip etmeyen arkadaşlarımızın böyle bir serzenişi var. Ama bilsinler ki bizim önceliğimiz Kağızman'ın genelidir. Kağızman'ın ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizdir. Ama gençlerimiz tabii ilkokul, ortaokul, lise hepsi birden bizim geleceğimizdir. Bu çok çok önemli. Kağızman'da yeni yapılan okullarla derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürüyoruz. Dolayısıyla ortalama öğrenci sayısı çok çok önemlidir. Spor kompleksleri, pansiyon da zaten bunun ilavesidir. O yüzden arkadaşlarımız sadece kendilerini düşünmesinler. Anladım. Ama herhalde Kağızman'a gidişinizde yine... Tabii her seferinde konuşuyoruz. Evet. Her seferinde konuşmak durumundayız. Bir yerde bir problem varsa ondan kaçarak çözemezsiniz. Tam tersine gidersiniz, konuşursunuz, anlatırsınız. Hatta bazen sizin göremediğiniz bir şeyi oradaki bir vatandaş size söyler. Yani Rahmi Koman Bey, bu Aile Birliği Koruma Dernek Başkanı uzun uzun şeyler gönderdi. Ben elimden geldiği kadar diğer arkadaşların da gönderdiği mesajlarla meclederek sormaya çalıştım. Murat Pusa Bey'e teşekkür ediyorum. Hacı Ateş Sarıkamış'a yaptığınız hizmetlerden dolayı. Yine Mustafa Yurt Bey Sarıkamış'la ilgili takdirlerini. Cemal Şaki Bey. Kemal Demir Ankara'da oturur da Kars'tadır. Takip eder. Bölge hastanesi yapılma ihtimali var mı Kars'a diye? Biraz Kağızman'dan en azından Kars'a çıkar. Efendim şöyle hemen Sarıkamış'tan mesaj atan arkadaşlarımıza teşekkür ederek. Tabii. Sarıkamış Şehitler Diyarı, Kış Turizm Merkezi, Sarıkamış elbette ki yaptığımız yatırımları hak ediyor. Yönetmenden istirham edin bizim Kars belgeseli bir daha dönsün. Çünkü ilçelerimiz var. Evet. Kendilerini görsünler orada. Şimdi dolayısıyla Sarıkamış gerçekten fazlasını hak ediyor. Ya, Türkiye'nin her yeri olduğu gibi ama biz Sarıkamış'ta ciddi yatırımlar yapıyoruz. Galiba oturdu da yerine yani. Bu... Arkadaşlar evet. O yüzden teşekkür ederiz. Evet. Ama bilsinler ki sorumluluk almış milletvekilleri olarak sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Oradan Kars'a gelelim. Tamam. Kars'ta bölge hastanesi zaten var. Bir, Hasan Harakani Hastanesi yaptık. Eski hastanemizde 35 tane nitelikli yatak vardı. Nitelikli yatak nedir? Hani içerisinde banyosunun, tuvaletinin, buzdolabının, gardırobunun, televizyonun olduğu odadır nitelikli yatak. Şimdi 327 yataklı yeni bir hastane açtık. Hepsi nitelikli. 327 yatan hepsi nitelikli. Oo, çok iyi. Harakani Hastanesi. Bunun yanında 250 yataklı üniversitede araştırma hastanesi açıldı. Yaklaşık 2 yıl oldu. Üniversite hastanemiz hizmet veriyor. Ayrıca özellikle bölgemiz insanının yani Iğdır, Ardahan, Kars hatta Gürcistan, Nahçıvan'dan gelen misafirlerimiz de dahil
daha uzağa gitmemeleri adına Kars'ta şimdi onkoloji hastanesi. Yani kanser hastalarının tedavi göreceği. Ayrı mı yapıyorsunuz Sayın Milletvekilim? Hemen araştırma hastanesinin yanında onkoloji hastanesi hemen bitişiğinde. Çünkü, peki ufak tefek bazı hadiseler de oluyor. Onları da mutlaka intikal ediyordur. Yani araştırma hastanesinde her vatandaşımızın Kars'ta rahat muayene olma imkanı yok gibi bana eleştiriler geliyor. Bu onkolojide bu sıkıntılar olur mu? Tabii onkoloji hastanesi şimdi bitti. Donanımı yapılıyor. 1-2 ay içerisinde onkoloji hastanesi de açılacak. Kemal Bey'in sorusuna cevap olması adına. Evet. Ama biz yine Kars'ta eski devlet hastanesiyle ilgili şu an bakanlık bir çalışma yapıyor. Güçlendirilerek tekrar hizmete girmesi veya eğer yıkılması gerekiyorsa da onun yerine yeni bir hastane yapılmasıyla ilgili de girişimlerimiz devam ediyor. Aslında normalde sağlıkçılar der ki şu an Kars'ta olan yatak sayısı ile Kars nüfusunu kıyasladığınız zaman doğru, ben kabul hastane ediyorum. Hastane fazla ama evet, biz istiyoruz ki Ardahan, Iğdır, Nahçıvan, Gürcistan'dan da hasta gelsin, biz bir sağlık tabii üssü olalım. Onun için yeni hastanelerle ilgili girişimimiz devam ediyor. Üniversiteyle ilgili sorunuza gelince şöyle Sayın Özbey. Evet. Şimdi bazı branşlar vardır ki günde bir hasta gelmez. Evet. Belki de haftada iki hasta gelir. Ve bu branşlarla ilgili doktor sayısı çok çok azdır. Mesela geçen biz Kars'tayken arkadaşlar söylediler. Dediler ki çocuk kardiyoloji olsun Harakani Hastanesi'nde. Tamam, çocuk kardiyolojisi olsun. Çocuk kardiyoloji uzmanı kaç tane doktor var? 80 tane. Türkiye'de. Türkiye'de. Eyvah eyvah. Tamam güzel de. Kars'ta hani kardiyoloji doktoru bulunduralım. Haftada bir veya haftada iki tane hasta gelirse biz bu doktoru burada nasıl tutabiliriz? Hı-hı. Yazık değil mi? O yüzden bazı branşlar vardır ki günde bir veya haftada iki üç tane hasta çıkar. Onunla ilgili o branşı, o servisi Kars'ta kurmanız ısraftır. Hı-hı. O yüzden bazı merkezlerde o tip istisnai branşlar oluyor ve Kars'tan emin olun ki ancak böyle hasta gidiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Çok değil, 10 sene önce her muayeneye gelen hastanın %17'si başka illere sevk ediliyordu. 100 hastadan 17 hasta. Evet. Şimdi %1'i sevk ediliyor. Tabii insanımız istiyor ki %1 de gitmesin ama %1'in gitme sebebi bu tip özel durumlardır. Sayın Vekilim, insanlarımız bunu bilsinler. Siz Yunus Kılıç Bey, burada da ismini hem sizin arkadaşınız hem de benim dostum yad edelim. Vekilken havaalanında sizlerle birlikte Genel Başkan Yardımcımızdı Numan Kurtulmuş Bey karşılamaya gittik. Bir onun uçağı indi, arkasında bir özel uçak daha indi. Hatta arkadaşlar birbirlerine takıldılar. Hayırdır, bakanlar hep buraya mı geliyor? Sonra öğrendik ki bu şeyin ambulans uçağı. Sağlık Bakanlığı. Şimdi bir eleştiri yapmak için söylüyorum. Sahiden ve bir çocuğu aldı Elazığ'a götürdü. Bir, bütün dünya biliyor, ulaştırmada Türkiye pik yaptı. Yani Türkiye şartlarında olacak şeyler değil. Bugün buradan ben çıktım geçen yıl. Efendim buradan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis üzerinde Kars'a gelecektim. Siz de katıldığınız bir yeğenimizin düğününe. Rıfat Arslan Bey ismini de şey yapayım. Van, Ağrı hepsi dublayor. Doğu Bayezid, Iğdır, Kazım hepsi dublayor. Yani otoban seviyesindeki dublayorlar. Ve böyle çok HDP fanatiği olan bir çocuk Van'a geçerken Kürtçe söyledi. Dedi ki yahu hakikaten bunlar haklı diyorlar. Hayaldi, gerçek oldu. Ben hayal bile edemiyordum bu tüneli. Yani özellikle Tatvan'la Van arasındaki tüneli kastediyorum. Yine işte biraz önce uçakları örnek verdim. Sağlık. Siz bahsettiniz sosyal politikalar. Yalnız biz aynı şeyi maalesef milli eğitimde göremiyoruz. AK Parti neden bir türlü burada bir sıçrama yapamıyor? Şimdi tabii teşekkür ediyorum. Yaşayarak görüyorsunuz insanlarımızın da yaşadığı gibi sağlık alanında çok güzel noktalara geldik, ulaştırma geldik. Kars Havalimanı, Harakani Terminali. Elbette ki. Gerçekten güzel noktalara geldik. Milli eğitimle ilgili şöyledir. Tabii ben bunu sadece sağlıkta, bölgeyle ilgili değil, bütün ülke genel için. Evet. Şimdi sağlıkta, ulaştırmada yaptığınız işin sonucunu hemen görebiliyorsunuz. Ancak milli eğitim gibi, adalet gibi sistemlerde yaptığınız bir eylemin sonucunu uzunca bir süre sonra görebiliyorsunuz.
Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fiziki yapılar Türkiye genelinde %100 iyileştirilmiş durumda. Daha ihtiyaç var mı? Var. Öğretmen ihtiyacı hep konuşuluyor. Özellikle %100'ün üzerinde artırılmış. Daha açık var mı? Var. Tabii eğitim sistemiyle ilgili sonuçları ne yazık ki böyle kısa sürede göremiyoruz. Evet. Uygulamaların sonuçlarını inşallah görebileceğiz. Yani üniversitelerin işte 70 küsürden bugün 180'lere gelmiş olması, okuyan üniversiteli öğrenci sayısının 200-250 binlerden bugün 2 milyona gelmiş olması, bunlar hep aslında eğitimdeki başarının bir sonucudur. Ama uzun soluklu şeydir. Yani bundan 13 sene önce başladığınız eğitimiyle ilgili yardımcı olmaya başladığınız bir çocuk şimdi üniversiteye gidiyor. Evet. Yani tekrar söyleyeyim. Bazı şeyler vardır ki sonucunu hemen fiziken görürsünüz. Ama bazı şeyler vardır ki bir uygulama yaparsınız. Bu uygulamanız biraz teoriktir. Bunların tabii sonucunu da biraz uzun soluklu görebiliyorsunuz. Güzel şeyler yapılıyor. O konuda emin olun. Ama sonuçlarını almak biraz zaman alıyor. Ahmet Bey, emin olun, yani özellikle de ülke ile ilgili anlattığınız bu projeler bütün izleyicileri çok mutlu etti. Sadece bu Kazman Lisesi meselesi konusunda hem öğrenciler hem de velilerin çoğu sizinle görüşmek istiyorlar. Yani sizin tekrar Kazman'a bir gittiğinizde sizinle bir araya gelmek istiyorlar. İkna oluyorlar aslında. Yani işin onlara anlatıldığı gibi olmadığını biliyorlar ama mesela engelli bir kızımız göndermiş. Ben akşam nasıl geleyim okuldan buraya, ama siz şeyden bahsettiniz, pansiyonlardan bahsettiniz. Şimdi hemen sevgili kızımızdan başlayalım. Evet. Tabii ki engelli kızımız kendini düşünüyor ama bir başka bir şey daha düşünsün. Düşünsün ki ilkokulda veya ortaokulda okuyan başka bir engelli çocuğumuz var. Evet. O mu daha uzağa gitsin? Lise seviyesine gelen çocuğumuz mu daha uzağa gitsin? Biraz böyle baksın olaya. Yani sadece kendi kalıplarında düşünmesinler. Topyekün ilkokul, ortaokul öğrencilerine düşünsünler. Pansiyondu, spor kompleksleriydi, o ihtiyaçları da düşünsünler. Böyle baktıklarında eminim ki ikna olacaklardır. Zaten sıklıkla gidiyoruz. Her hafta sonu neredeyse Kars'tayız ama tabii her hafta sonu bütün ilçelere gidemeyebiliyoruz. İşte sırayla ilçeleri geziyoruz. Gittiğimizde velilerimizle de okul idarecilerimizle de tekrar bir araya geliriz. Bunu biraz da uzun uzun konuşuruz. Çünkü karşılıklı birbirimize anlatmamız lazım bu konuda. Evet. Yoksa ciddi bir yatırım da yapılıyor. Beis ve şüphe yok. Evet. Tabii. Yoksa ciddi. Peki Kazman'dayken şu doğalgaz meselesini de sorayım efendim. Efendim Kazman'da doğalgazla ilgili biz aslında üstümüze düşeni yaptık. Vatandaşımız da çok hevesliydi. Ancak belli ölçeğin altındaki ilçelerde elektrik abonesi sayısı, yani her aboneyi bir aile olarak düşünürseniz ailelerin %60'ı evet ben doğalgaz abonesi olacağım deyip güvence bedelini 345 liraydı. 345 lirayı yatırıp %60'ı tamam ben doğalgaz abonesi olacağım deseydi bugüne artık Kazman'a doğalgaz gitmiş olacaktı. Biz 2 sene önce bunun mücadelesini çok verdik. Ama ne yazık ki ilçemizde ya biz ikna edemedik ya insanlarımız biraz şüpheyle baktılar. Biz %60'ı yakalayamadık. Bırakın %60'ı, yani 20-25 kişiyi geçemedik. Biraz da vatandaş birbirini doldurdu. Tabii. Vatandaş birbirini olumlu anlamda doldurmuş olsaydı eminim ki şu an Kazman'da doğalgaz olacaktı. Yine Kazmanlara kalmış. Biz yine mücadelemizi veririz. Yine böyle bir şartlara Kazmanların önüne gidersek. Evet. İstirhamım o ki %60'ın üzerinde bir oranla evet biz de doğalgaza abone olacağız desinler ki oraya yatırım gelsin. Bunu kaymakamla müracaat etmeleri gerekiyor. İşte o dönemde kaymakamlığa müracaattı. Kaymakamlık değil daha doğrusu. Kaymakamlık içerisinde bir birim kurulmuştu. O birimle ilgili belediye başkanımızın, kaymakamımızın, bizim hepimizin destekleri vardı ama insanımız ne yazık ki gerekli müracaatı yapmadı. Doğalgaz yani gelmediyse Kazman'lar bilsin ki onlar müracaat etmediği için. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Etmediği ben de burada Kazman'a nokta koyayım. Emin olun kıymetli Kazmanlar, Kars'ın merkezinde çok tepki var bana. Yani Sayın Vekili çok Kazman üzerine götürdünüz diye. İnşallah artık bu Kazman'ın sorunlarını Sayın Vekilim Kazman'a geldiğinde de birlikte tefekkür edersiniz. Dinçer Yılmaz önemli bir şey sormuş. Bu Kars'la da ilgili ama Türkiye'nin bir projesi. Bakü Tiflis'i Sayın Vekilim biraz daha tekrar bahsedebilir mi diyor. Efendim
Bakü-Tiflis-Kars projesi sadece Türkiye'nin projesi değil. O anlamda ben de önemsedim. Evet. Niye? Daha sizin programınıza gelmeden 2 saat önce bir büyükelçi ile birlikteydik. Evet. Büyükelçinin de söylediği, zannetmeyin ki Marmaray projesi ve Bakü-Tiflis-Kars projesi sadece Türkiye'nin projesidir. Londra'dan Pekin'e yük taşıyacak, yük taşıtacak bütün ülkelerin projesidir. Onun için biz Bakü-Tiflis-Kars'ı da çok önemsiyoruz dedi. Dolayısıyla Bakü-Tiflis-Kars gerçekten Londra'dan Pekin'e demir yolunu kesintisiz hale getirecek bir projedir. Ülkemiz için çok çok önemlidir. Kars'ımız için çok çok önemlidir. Ama Karslı biliyor ki Bakü-Tiflis-Kars projesi inşallah bu sene sonuna kadar bitecek. Bitiyor artık. Ve dizel taşımacılık yapacak. Ve Bakü-Tiflis-Kars projesi tek başına anlamlı değil. Bakü-Tiflis-Kars projesi Kars'a kadar gelecek hızlı trenle birlikte. Kars Iğdır, Dilucu Nahçıvan üzerinden ki sizin de gittiğiniz, gördüğünüz, yaşadığınız bugün de bağlarınızın devam ettiği Pakistan, İslamabad'da da ilgili. O çok önemli. O güzergahtaki demir yolunda yaptığımız zaman biz 3 yol ağzı haline geliyoruz demir yoluyla ilgili. Bütün bunları taşlandıracak olan da lojistik merkezidir. Karslı bunu çok çok merak ediyor. Her platformda söylüyor. Lojistik merkezinin yeri 2. organize sanayi bölgesi içerisinde belirlenmiştir. 300 dönümdür. Uygulama projeleri şu an hazırlanmakta. Özellikle o civarda yaşayan insanlarımız biliyor. Çünkü ekipler gittiler, sondajlar yaptılar, zemin etütleri yaptılar. Şu an uygulama projesi yapılıyor. Ve bundan yaklaşık 10-15 gün önce de kamulaştırma ekipleri gidip çalışmalarını yaptılar. Uygulama projesinin ihalesine inşallah bu sene çıkıp lojistik merkezinin de uygulama projesi bittiğinde yapım ihalesinin inşallah bu sene başlar. Lojistik merkezinin bittiğini görürsek Kars'ta o zaman diyecek ki evet, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi benim için çok çok anlamlı lojistik merkeziyle birlikte. Çünkü istihdam çok çok önemli. Tabii. Yine bir lojistik şey daha, o da önemliydi. Biraz kesinlikle, farklı bilgiler çıktı işte başka ile vesaire. Lojistik yok öyle bir çok çok önemli. Doğrusu istişaresini yapıyoruz. Kars'ta bir insanı ikame etmenin maliyeti 1 lira ise ya da daha düzeltelim 1000 lira ise İstanbul gibi büyük bir şehirde 5000 lira. Tabii. Yani 5 misli. Dolayısıyla devlet de artık hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da bakanlarımız da diyor ki evet batıda yatırım yapacağız ama çünkü oranın ihtiyacı var. Tabii. Doğuda ihtiyaçtan fazlasını yapacağız ki insanımız yerinde yaşasın, yerinde ikame edelim. Daha uygun maliyetlerle ikame etmiş olalım. Dolayısıyla lojistik merkezi de dahil bu büyük projelerin hepsi gerçekten göçün azalması veya durması anlamında çok çok önemli. İnşallah bölgemizde hem sağlık üssü hem Bakü Tiflis Kars ve lojistik merkeziyle birlikte ticaret ve ekonominin üssü de olacağız. Aktaş sınır kapısı da açıldı. O da Kars için çok çok önemlidir. Siz az önce bölünmüş yollar dediniz. Güzel bir cümle kurdunuz. Evet. Orada bir cümleyle tamamlayayım. Karslılar diyecekler ki ya bizde bölünmüş yol olmayan yerler var. Niye Atıf Bey böyle söyledi? Ama Atıf Bey biliyor bu eskide soruluyordu da şimdi soruluyor. Doğru. Evet. Ama Galiba bu bizim Sayın Milletvekilim. Evet. Bakü-Tiflis. Evet. Bakü-Tiflis Kars. Bir de şeyle Kars Digor Tuzluca bölünmüş yolunun ihalesi yapıldı. Digor üzerinden. O yapılacak Digor üzerinden. Karakurt ihalesi mi yapılıyor? Karakurt yapıldı, ihale bitti. Bitti, şimdi başlayacak. Karakurt'ta baraj yapılacak. Karakurt'ta baraj yapılacağı için Sarıkamış Kötek üzerinden Tuzluca'ya gideceğim bölünmüş yolun projesi şu bizim an hazırlanıyor. Bizim Karakurt yolu kazmanda değişiyor. Evet. Artı Karakurt'ta Aras Vadisi'nin kenarındaki yolda daha kuzeyde bölünmüş yol oluyor. Onun da şu an çalışması devam ediyor. Dolayısıyla bizim bölgede bölünmüş yol olmayan yer kalmayacak. Ve ilçemiz aşağı yukarı kalmamış oldu. Zaten şu anda Susuz'un içerisine geçiyor. Susuz Ardahan yolu var. Arpaçay Akyaka'yı unutmayalım. Arpaçay Akyaka'yla ilgili zaten insanlarımız biliyor. Arpaçay Akyaka yolunu da 12 metreye genişletiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır da devam ediyor. Biten yerlerde çok güzel oldu. İnsanlarımız görüyor ama tabii inşaat devam eden yerler var. Evet. Selim Sarıkamış zaten Selim TANAP. Selim Sarıkamış zaten ana siz yol. Siz bahsettiniz. Evet. Ve Sarıkamış'ın da hamdolsun gururumuz olan yani uluslararası çapta kayak tesisleri ve daha birçok hizmet buralara yapıldı. Ya şu mevsimde bugün ayın 23'ünde kar kalitesi yüksek olup pahalı kayak yapılabilen tek yerdir. Eğer istisnası varsa bilin ki sunni karlamaylıdır. Doğru.
Ben suni karalama olmazsa olmuyor. Olmuyor ama Sarıkamış'ta ama şu an. Ama Sarıkamış'ın böyle bir derdi evet, yok. Evet. Böyle bir derdi yok. Yani bana mesaj gönderen bütün insanları önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Ruşen Doğan kendi köyüyle ilgili Karakuş'un yolu asfaltlanır mı? Sayın Vekilime sorar mısın diyor. Ve köyden de bana tweet atmış. Yani bu kadar emek attıktan sonra ben sormak durumundayım Sayın Vekilim. Binali Bey'in kulakları çınlasın. Sayın Bakanımızın dedi ki evet. Bir teyze beni yakaladı. Dedi ki oğlum köyde internet yok. Ben torunumla görüşemiyorum evet. diyor. Dedim ki ne ilgisi var? Sen Messenger'i bilmiyor musun dedi diyor. Şimdi ne mutlu ki ne mutlu ki köydeki evet. insanımız artık tweet atabilecek durumda. Donanıma sahip. Hamdolsun. Bu çok güzel. Evet. Özellikle grup Karakuş'ta dahil grup köy yollarımızın asfalt yapılması öncelikli programlarımızdan ki Karakuş'un grup köy yolu da yani Çengilli'ye olan giden, evet. grup köy yolu da dahil ve eskisi gibi sati kaplama değil. Özellikle son 2-3 yıldır biraz ağırlaştırdık bunu. Sebebi şuydu. Sati kaplama yapıyorsunuz üzerinden bir kış geçiyor. Yol Hı-hı. daha kötü hale geliyor. Onun yerine artık sıcak asfalt yapıyoruz ve grup köy yolu da sıcak asfalt olacak. Altyapısı bitirildi. Arkadaş biliyor. Sıcak asfalt yapacağız ki böyle 2-3 senede bir bozulmasın. Peki. Ümit Arduç Bey'e, Saime, Bekir Bey, Rıfat Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Ali Yasak amcam şu anda bizi izliyor. Ben ellerinden öpüyorum. Hem sayın vekilim için telefonla aradılar ama bunu cevap verme imkanım yoktu. Çok teşekkür ediyorum. Yaşına ve olgunluğuna rağmen bizi izliyor. Bu bizim için önemli bir mutluluk sayın milletvekilim. Programın sonuna doğru geliyoruz sayın milletvekilim. Bu arada dün bütün ülkenin gönlünü ferahlatan hakikaten önemli bir gelişmeye AK Parti grubu olarak imza attınız. Bu da galiba 700 bin eğer yanlış hatırlamıyorsam evladımızı ilgilendiren hepimizin ailelerinde var. Yani evet. uzun süredir hepimizi rahatsız ederler, mesaj gönderirler. Ne olacak bu taşeron işçilerin durumu? Bunu kadroya aldınız. Ya bu ülkemizin gerçeğiydi. Tabii AK Parti söylediğini yapıyor. Bunu herkes biliyor. Öyle. Sayın Başbakanımız 4 Ekim'de bunu deklare etmişlerdi zaten. Yalnız orada demişlerdi ki asli işte çalışanlar. Ama dün biraz daha değişti. Sadece asli işlerde çalışanlar değil, yardımcı işlerde çalışanlar da yaklaşık 700 bin kişiye tekabül ediyor. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Birkaç güne meclise gelecek. Meclise inşallah yakında çünkü özellikle vatandaşa yönelik bir şey olması hasebiyle muhalefet de görmez. Hızlı bir şekilde inşallah geçer. Ve biz 700 bin tane taşeronda çalışan, hangi işte olursa olsun taşeronda çalışan evladımızı böylece kamu güvencesine kavuşturmuş olacağız. Kamu elemanı olacaklar ve bulundukları işleri yine yapmaya devam edecekler. Bu önemli bir sözdü. Biz de dün itibariyle omuzlarımızdan büyük bir yükün kalkmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Mi? Çünkü her sahada bunun sözünü verdik. Bir de siz her gittiğinizde galiba en çok tabii ki. Size yani dediniz gibi çünkü her ailede illeki var. Oğlu, hiç, kızı, yeğeni bir kişi var. Torunu bir kişi yani var. Bu anlamda seçim bölgenizde de sayı olarak size intikal eden bir şey var. Ne kadar intikal ediyor karşısında? Doğrusu şu an sayı söylemek hani bir tespit yapmadığımız için çok doğru değil. Çünkü onun tespitleri yapılacak ama binlerce olduğunu biliyoruz yani. Yani bir vatandaşımız AK Parti teşkilatlarına bir öneride bulunuyor Kars'tan. İsim falan önemli değil. Diyor ki sayın vekilimizin, milletvekillerimizin hem Ahmet Bey'in hem Selahattin Bey'in yaptığı çalışmaları lütfen yani biz vatandaş olarak hiç üyeliğimiz olmadığı halde bu kadar takip ediyor ve anlatıyorsak siz daha çok fazla anlatmalısınız. Tabii ki doğru söylüyor. Bu teşkilatların görevi. Zeki Elma Bey de tam bu arada ilçe başkanı AK Parti Arpaçay. Devam ediyor Zeki Bey'in herhalde. Evet devam ediyor. Selam hürmetler var, tebrik ediyor. Mehmet İlkan Bey'in benim üzerimde de çok büyük emeği var. Yani Milli Görüş'ten bir teşahhüt miktarıcı geçen herkese emek vermiş bir benim abim. Biliyorum Ahmet Bey'le de sürekli beraber teşekkür ediyorum. Ferzende Yarım da bu arada takdir ediyor. En çok da beni memnun eden geçmişte bu Tiflis Demiryolu, Kars-Tiflis Demiryolu konusunda çok fazla eleştiriler vardı. Ama şimdi tam tersine Karslıların çoğu mesaj gönderdi merkezden. Biz gözümüzde görüyoruz, yapılıyor ve bitecek.
ve artık merkezde, lojistik merkezde bizde. Bunu da artık bahane etmiyoruz diyorlar. Bu da memnuniyet verici. Sayın Vekilim, Kars'la ilgili önce sorayım. Kars veya ilçelerinde, bütün ilçeler hepimiz açısından aynıdır. Biz bütün ilçelerdeniz. Söyleyeceğiniz bir şey varsa ben sözü size bırakayım efendim. Efendim tabii mesaj atanlara hepsine çok çok teşekkür ederiz. Siz isim saydınız, ben tekrar saymayayım. Yani hepsi ama Ferzende Bey o yaşıyla evet, sağ olsun koşturuyor. Zeki Bey ilçe başkanımız başarılı bir şekilde görevine devam ediyor. Diğer arkadaşların da hepsi hakeza. Tabii şöyle, Kağızmanlı olabiliriz. Bir başkası bir başka yerli olabilir. Tabii. Ama önemli değil. Biz, ben nasıl ki dün Yunus Kılıç hocamla birlikte milletvekilliği sorumluluğunu aldık. İkimiz adeta kardeş gibi ilimizin hizmetinde olduk. 4 seneyi dolu dolu geçirdik. Şimdi özür dileyerek bir şey de sorayım. Bir daha girmeyeyim. Bu arada 7 Haziran'da siz adayı değildiniz. Evet. 7 Haziran'da AK Parti bir milletvekili çıkardı. Ama 1 Kasım'da tekrar siz adayı oldunuz. Selahattin Bey ikinci sırada ve Suat Bey de üçüncü sırada. Siz tekrar bir vekili şeyden, HDP'den geri aldınız. Oyunuzu 17 bin civarında arttırdınız. Hı. Bunu da içine katarak konuşursanız memnun olurum. Şöyle biz o yüzden cümle yarım kalmasın. Hı-hı. Yunus Kılıç hocama çok çok teşekkür ederim. 4 yıl güzel ilimize hizmet ettik. Sebebi neydi? Milletvekili sorumluluğu almıştık. 7 Haziran tabii ülke açısından sıkıntılı günlerin yaşandığı bir ortamdı. Ne yazık ki tekrar koalisyonlara doğru gidilen, yani ülkenin kaosa doğru gidebileceğini ortaya koyan bir dönemdi. Ama Kars bundan daha fazla etkilendi. Tabii şu da önemli. AK Parti'de iki milletvekili var. Farklı farklı dönemlerde diğer partilerde birer bir milletvekili var. Hı hı. Şimdi birdenbire iktidar partisinden çoğunluk milletvekiline sahip olmak varken tek milletvekiline düşünce gerçekten Kars bunun sıkıntısını çok yaşadı. Tabii. Özellikle batıdaki Karslılar daha çok yaşadı. Ben ona da şahit, hı hı, oldum. Yine müteşekkiriz ki 1 Kasım itibariyle Karslılar güçlü bir şekilde bizi desteklediler. AK Parti'yi birinci parti olarak çıkardılar ve meclise kendilerini temsil etmek üzere iki milletvekili gönderdiler. Ben ve Doktor Selahattin Beyri Bey bilsinler ki 4 yıl boyunca Karslı'nın hizmetinde, Kars'ın hizmetinde olacağız ama meclise milletvekili olarak gittiğiniz andan itibaren Türkiye'nin de milletvekilisiniz. Dolayısıyla anayasanın 100. maddesi. Dolayısıyla ülkemizin de hizmetinde olacağız. Tabii. Birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla birlikte 7 ilçemizin, bir beldemizin ve ilimizin milletvekilleri olarak kimseyi kimseden ayırmadan hepsinin topyekun kalkınması için, hatta cümleyi biraz daha genişleteyim, biz özellikle Iğdır ve Ardahan'la da birlikte hareket ediyoruz. Biliyoruz ki bölgesel olarak kalkınırsanız, doğru, başarılı olursunuz. Yoksa yanınızdaki ilçe başarısız, siz çok, başarılı, çok il başarısız. Birlikte ziyaret ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ortak hareket ediyoruz. Güç birlikteliği yapıyoruz. Dolayısıyla bir elin nesi, iki elin sesi var. Biz tam tersine Iğdır ve Ardahan'ı da katarsanız 4 el olarak gidiyoruz her, evet, yere. Abi. Güçlü bir şekilde bölgemizin kalkınması için çalışıyoruz. Bu konuda Karslılar müsterih olsunlar. Onları layıkı veçile temsil edebilecek tecrübeye sahip iki tane milletvekilleri var. Ve inşallah onlarla birlikte hem Kars'ımız hem ülkemizin kalkınması adına koşturmaya devam edeceğiz. Programı bitirecekseniz ben teşekkürümü, evet, de edeyim istiyorsanız. Tabii, buyurun. Size müteşekkiriz. Gerçekten bir önceki program da çok dolu dolu ve güzel geçmişti. Aslında siz birkaç kere de söylediniz ama İşte herkes farklı bir telaşe içerisinde. Bu akşam bizi tekrar ülkemiz insanıyla, hemşehrilerimizle buluşturdunuz. Ve bölgeyi biliyor olmanız nedeniyle de çok güzel sorularla açtınız konuları. Biz de insanımıza hem hasbihal etmiş olduk, hem onların merak ettiklerini aktardık. Başka programlarda doğrusu siz konuşuyorsunuz, karşı tarafın tepkisini bilmiyorsunuz. Evet. Ama sizin bu canlı bağlantılarınızla anında tepkiyle, temasla, evet, adeta, evet, sanki göz göze gelmiş gibi de konuları anlatma şansı yakaladık. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Size de Kanal 5'e de iyi yayınlar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. İnşallah bundan sonra biraz daha sık sık aralıklarla inşallah sizi bütün yurttaşlarımızla, ama tabii ki bizim uzun yıllar ihmal edilen Doğu Güneydoğu özellikle 2002'den bu yana AK Parti döneminde çok daha önemsendi.
Bütün insanımız bunun farkında. O insanların da bu tip görüşmelere, buluşmalara çok daha fazla ihtiyacı var. En son mesajı yine burada kendisi Kars'a hep kalkıp oturan Mehmet Reşit Bey, Sosyal Politikalar Bakanı'na çok teşekkür ediyoruz. Kıyasettin Bey Zarephane'den gönderdi ama ben programı artık kapatmak durumundayım. Halen maşallah yağmur taneleri gibi geliyor. Bilesiniz ki ben bunları da daha sonra Sayın Milletvekilime de iletiyorum. Bundan da Gülboz Yel, Mehmet Reşit Erdoğan Bey'i söyledim. İnşallah şunu gördük. Yani Yunus Kılıç Bey ile Sayın Milletvekili Ahmet Arslan Bey sahiden AK Parti kulislerindeki birlikte hareketlikleri birçok milletvekilinin de gıptayla bize, ya hakikaten özellikle bizim Doğu Güneydoğu siyasetçileri arasında hep çekişme olur. Bunlar birisiyle konuşurken diğerinin de mutabakatını almış oluyoruz. Yani Yunus Bey konuşuyorsa Ahmet Bey adına da konuşuyor, Ahmet Bey konuşuyorsa ve bu birlikteliğin bu dönemde de aynı şekilde Sayın Selahattin Beyli Bey ile, yine Orhan Atalay Bey ile, yine Sayın Nurettin Aras Bey ile birlikte sürdürülüyor olması bizim Kars, Iğdır ve Ardahan için bulunmaz bir fırsattır. Ben tekrar hepiniz adına, bütün Kanal 5 izleyicileri adına AK Parti Kars Milletvekilimiz Bayındırlık İskan İmar Turizm Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Arslan Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dilerken önümüzdeki hafta çarşamba akşam saat 18'de yeni bir canlı yayın, yeni bir siyaset analizi ve konukla sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.